haber? Nerede kaldın ya? Arkadaşım da hasta da bunu şey. Merhaba. Çalıştırayım. Merhaba. Arkadaşım, bahsettiğim Ceren. Ne var? Ne haber Ceren? İyiyim. İyiyim, sen? İyi vallahi, nasılsın? Aynı devam. Evet. Ceren aslında çalışmak istiyor burada. Ben de bizim kurumumuz için hem faydalı olur hem de sen de çalışmak istersin diye düşündüm. Ya sen ne mezunuydun? Turizm, otelcilik ve halkla ilişkiler okudum. Ha. Ama tecrübesiz sayılır. Ah. Yani yeni mezun oldum. Selam. Hoş geldin. Hoş geldin. Ya biraz hastalandım da o yüzden geç geldim, lavabodaydım. Aa. Senin hasta olan arkadaşın ne yapıyor? İşte burada. Ne yapıyor derken? Rabia. Rabia mıydı hasta olan arkadaşın? Hastalanmış, boğaz şişmiş. Ben de doktora götürdüm bir. Aynen. Bayağı kötüydü. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Neyse, konumuza geri dönelim. Ceren, ne olacak? Ceren, çalışacak mıyız beraber? Yani bir oturalım konuşalım. Olur, neden olmasın? Kapımız herkese açık yani, çalışmak isterim. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Neyse, benim bir öğrencim gelecek. Müsaadenizle ben gideyim. Geç. Gel. Ben de kalk. Ha, sen de kalk. Oh, zaten bunlar Siyam ikizi gibi. Ne haber? İyiyim. Siz? İyi vallahi, ne olsun. Yine ne var Rabia? Dene, bak sana söylemek istediğim şeyler var, beni iyi dinle. Ya biz dostuz, anladın mı? Aramızda kırgınlıklar olabilir ama asla düşman olamayız. Benim sana kırgınlığım Melek yüzünden. Sen her şeyi yanlış anladın. Bak Rabia, artık şu Melek'e karşı olan hırsını benden çıkartmaktan vazgeç. Ben Melek'le dost falan değilim. Biraz profesyonel düşün, ne olursun. Ya ama senin yanına çekmeye çalışıyor ya. Ben artık bıktım bu durumdan. Beni de düşün. Bir yanda Gökhan var, bir yanda dostum yanına çekmeye çalışıyor. Ben de artık kafayı yedim. Anla beni. Bak, yarattığınız bu kargaşayı, tamam mı, yaptığın sürece Gökhan'a yanlış hamle yapmış olacaksın. Zaten adamı kaybetti Melek bu tartışmaları yüzünden. Vazgeç şu tavrından, biraz daha sakin ve olumlu ol. Dani, bak zaten hastayım. Zar zor yürüyorum. Sırf seni sevdiğim için buraya kadar geldim, peşimden geldim. Ve evimde de kalamıyorum artık. Evimde tadilat var. Gökhan sağ olsun evini açtı. Ama ben inan ki artık bu durumdan çok yoruldum ya. Sen de hak ver bana. Tamam, dostluklar arasında çok ufakcık kıskançlıklar olabilir. Ama gel, biz senin için, tamam mı, yeni taktikler uygulayalım. Hani yapmıştık ya içecek, şimdi de yemek yapalım. Sen böyle al Gökhan'ın gönlünü, tamam mı? Olur. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Şartlarımız bunlar. Uygunsa sana, hayırlı olsun. Gerçekten çok teşekkür ederim. O kadar mutlu oldum ki. Olur olur. Hayırlı olsun ya. Bakalım. Çalışalım. Teşekkür ederim tekrardan. Ne haber? Neredeydin sen ya? Lavabodaydım, geldim. Ha, iyi güzel. Hastayım ya biraz. Bittiyse gidelim. Ha, bitti. Hayırlı olsun tekrardan. Tamam. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Görüşürüz. Alo, Dani. Ah, çok teşekkür ederim, kabul edildim. Ne demek, lafı mı olur? Çok sağ ol. Sen neredesin? Şimdi öğrencimle birlikteyim. Ha, tamam, tamam. Tamam, işim bitince görüşürüz. Tamam. Hoşça kal, hoşça kal. Çok sağ ol tekrardan. Öpüyorum. İlaçlarım burada canım. Mutfakta da ne yaşıyorsan var zaten. Canım bir şey çeker, sabır yersin. Hemen gidiyor musun? Vallahi hemen gitmem lazım çünkü işler güçler var bugün yani. Kahve içeriz diye düşünmüştüm ben de. Kahve içeriz hayatım da önce o zaman sen... O zaman ilaçlarını al. Dur ben sana bir su getireyim, bak bunu da yapayım. Soğukmuş.
bakalım. İlaç saati. Teşekkür ederim. Efendim? Yaramaz kızlar gibi hasta hasta plajlara gidersen olacağı mı? Gel bakayım ateşin var mı senin? Oho, senin ateşin de var. Boynun nasıl? Ağrıyor mu? Ağrıyor çok. Ha, o zaman al kremini sür. Süremem ki. Her yerim tutuldu. Hala bana kaldı yani. Ben başıma gelecekleri biliyordum da neyse. Gel süreyim. Veganlamam ama. Nasıl yaparsın bunu? Onun senin evinde ne işi var? Ne diyorsun Melek? Kim kimin evinde? Çok ağrıyor biliyor musun? Fark ettim. İyi ki de sen sürüyorsun vallahi. Ben sen olmasaydın kim sürecekti? Ne yapacaktım ben tek başıma? Benim atalarım ilk sürücülerden. Tamam. Ben sana söyleyeyim. İlaçlarını da içtim. Hiçbir şeyin kalmasın. Teşekkürler. Ay, ne demek? Ben de böyle merhametli bir adamım. Ne yapayım? Vallahi sen olmasan ne yapacaktın Gökhan ya? Hasta halimle kremi sen sürüyorsun. Evine sen alıyorsun. Evinde kaldım. Kimse yapmaz vallahi. İyiliğini unutmayacağım. Sen bunları düşünme. Boş ver. İyileş. Yeter. Hasta hasta denize de girme. Başka bir şey yapmana gerek yok. Hatta iyileşirsen akşam seni yemeğe götürürüm. Gideriz gideriz. Yemeğe de gideriz. Ha iyileştin yani. Yok canım. İyileşmedim ama çok iyi geldi. Teşekkür ederim. Çok güzel bakıyorsun. İyi hadi sen bak keyfine. Dikkat et dışarı çıkma. Mutfakta ne istiyorsan var. İyileş. Tamam. Hadi görüşürüz. Ya ne oluyor sana? Bir gülüyorsun, bir öfkeleniyorsun. Ben yanlış yapıyorum biliyor musun? Yok Ankara'ya döneceğim, yok bilmem ne. Ben burada onu kenelerle yalnız falan bırakmayacağım. Ben gittim, şimdi hepsi başına üşüşmüş resmen. Bu iş böyledir. Bir kumar oynadın, ya kazanacaksın ya da... Yadası falan yok. Gökhan beni seviyor, ben de onu seviyorum. Onu da kimsenin eline bırakmayacağım. Afiyet olsun. Ne yapıyorsun sen burada ya? Hı? Ne yapıyorsun burada? Senin burada ne işin var? Benim sevgilimin evinde. Pardon. Ben hastayım Melek. Seninle hiç uğraşamam şu anda. Zaten gidip yatacağım. Bak canım şovunu tebrik etmeye hatta ayakta alkışlamaya geldim. Harikasın biliyor musun? Gerçekten. Başlarda süper gidiyordun. Başlarda çok iyi inandım. Gökhan'ın öyle şeyler yaşadığını düşündüğünü falan. Sonra ya Melek sen ne anlatıyorsun ya? Hastayım diyorum sana. Anlatamıyorum galiba. Git bir şovlarını başkasına anlat. Bak, kime anlatırsan anlat ya. Sen hastaysan benim sevgilimin evinde iyileşemezsin. Tamam mı? Şimdi çıkacaksın gideceksin buradan. Gökhan da senin gerçek yüzünü görecek. Anladın mı? Gitmiyorum. Çık git bu evden ya. Hadi. Bana bak Melek. Eğer hasta olmasaydım sana çok farklı bir tepki verirdim ben. Öyle mi? Dua et ki hastayım. Defol ya. Alo. Melek. Neredesin Gökhan?
Hayırdır, bir sorun mu var? Bir sorun yok. Neredesin? Neredesin ki sen? Senin evdeyim. Benim evde misin? Rabia da oradaydı. Ama artık yok. Ya sen buraya gel de ben anlatacağım sana. Tamam, geliyorum ben. Geldim. Otursana. Neler hazırlamışsın sen ya? Aynen. Mumlar falan filan. Beğendin mi? Çok. Bu ne? Küçük küçük notlar. Kendinle mi yaptın? Tabii ki. Ne yazdın? Sonunu bilmeden izlediğim en güzel filmdi Gözlerim. Yalnız hayatım, ben Şehla'yım biliyorsun. Biraz zor olmuştur. Biliyorum. Ha. Ben seni bırakıp hiçbir yere gitmem. Gidemem. Herhalde en güzeli bu. Anlaşıldı beni niye koştur koştur buraya çağırdın da Rabia ne oldu? Hasta yatıyordu burada. Hasta falan değildi. İnandın mı sen gerçekten? Nasıl hasta değildi? Ya, tabii ki hasta değildi. Bak ben sana baştan anlatayım. Ben bugün Beach'teydim. Kafede oturuyordum. Telefonum çaldı. Sen aradın. Sen aradın. Ben aradım. Evet. Açtım ben telefonu. Baktım Rabia ile konuşuyorsunuz. Rabia senin evinde. Rabia hasta. Sen ona yardımcı oluyorsun. Ben bunları dinledim tam 5 dakika boyunca. Benim telefonumdan mı dinledin? Evet. Bizim konuşmamız. Evet. Ben anlamalıydım zaten. Yani Rabia'nın kalkıp da niye böyle acayip acayip konuştuğunu zaten orada bir işkillenmiştim. Anladın mı? Anlamalıydım ben yani bunu niye böyle yaptım. Yani gerçekten gitmeyi düşündüm ama böyle insanların, böyle Rabia gibilerin etrafında olduğunu bildiğim zaman ben gidemem hiçbir yere. Beni bırakıp gitme zaten. Ne işin var senin Ankara'da? Kal benimle. Ben senin yanında çok mutluyum biliyor musun? Bir tek senin yanında bu kadar mutluyum. Ya benim bunun yanında mutluysan Ankara'ya gitme. Kal yanımda. Sen ellerimi böyle tuttuğun sürece ben hiçbir yere gidemem zaten. Ya biliyor musun? Seninle birlikte hiç farkına varmadım ama ayrıldığımızda çok böyle net hissettiğim bir duygu vardı. Benim diğer yarım gitmişti. O yüzden gerçekten gitme, kal yanımda. Özledin yani. Fazlasın. Ben de çok özledim. Ben gittim, sen gitme, hep kal orada. Ben ettim, sen etme, bulayım var anımda. Ben gittim, sen gitme, hep kal orada. Ben ettim, sen etme, bulayım var anımda. Hepsini sen mi yaptın böyle detay detay düşünüyorum? Evet. Hepsi senin yüzü tabii ki. Şaşırttın beni. Teşekkürler. Rica ederim. Çok güzel vakit geçiriyoruz. Daha da devam etsin isterdim ama saat çok geç oldu. İsterdim derken?
Kalkmam lazım yani. Neyse, sabaha kadar otursak burada. Ama saat çok geç oldu. Hadi kalkmam lazım. İyi bakalım. Hadi gel, ben bırakayım seni. Delikanlılık ölmedi daha yani, yanlış anlama. Tek başına gidecek halin yok. Gel. Hayatımın en güzel anlarını geçiyorum, yerlerde biliyor musun? Gel düşüyorum ben. Çantan nerede? Burada. Al. Dur, evin anahtarını da al. Ne haber? Oo, Gökhan Bey, erkencisiniz. Günaydın. Günaydın. Netes yapmaya mı geldiniz yoksa? He ya, yapacak mı? Taytimeyi unutmuşum. Nasıl yapacağız? Var mı sende fazla tayt? Biliyorsun bende biraz basen var. Hepsi olmuyor yani. İlla tayta gerek yok bence. Yok be. Rabia geldi mi? Yani öğrenciler hazırlanıyor herhalde. O da gelir ama işte biliyorsunuz durumu. Ne oldu? Sizin biraz canınız sıkın galiba. Aa, pardon, siz dedim ama. Senin. Ya Rabia alır da sorun olmaz mı Allah aşkına yani? Bugün acıdım ona. Aldım, hani kalacak yeriyle alakalı problemim vardı. Zaten hastalık muhabbeti vardı. Dedim gel bende kal. Benim evde nasıl yapmışsa artık ben neredeyken nasıl yaptı bilmiyorum. Gitmiş Melek'i aramış benim telefonum. Bir de benim telefonumdan aramış yani. Aa. Ortalığı karıştırmış gene. Bunlar yine senin başına bir çorap örecek ama. Ben arayacağım onların artık başına çorap da bu bakalım. Rabia'nın numarası var değil mi sende? Benim telefonumu açmıyor. Var, arayalım istiyorsan. Bir arasana bir. Arada bana ver ama ben demişim. Tamam. Hay Allah ya. Alo. Efendim Dani. Benim Gökhan. Ulan şuna bak ya. Bir de telefonu suratıma kapatıyor ya. Aa, inanmıyorum. Yok böyle olmuyor. Bir şey söyleyeceğim sana. Rabia'nın evini biliyor musun, adresini? Biliyorum. Sana mesaj atarım istiyorsan. At at. Olmuyor. Ben bir gideyim adresini. Tamam. Atıyorum hemen. Dur, gönder bana adresini. Ay bunlar böyle hep seni üzecek galiba ya. Üzgünüm. Nedir bu kadınlardan çektim? Anlamadım ki ya. Neyse ben Melen'in yanına gideceğim. Onunla konuşmam lazım abi. Kız ayıp oldu ya. Tamam. Atıyorum hemen mesaj. Gönder bana at. Ay Melek'in yanına uğrayacakmış ya. Allah Allah, inanmıyorum. Şaka mı bu? Ne yapmaya çalışıyorlar yine ya? Neyse, adresi gönderdik bakalım. Gitsin.